Merhaba arkadaşlar, Excel DB'ye üzerinde mini stok kartı uygulamamıza devam ediyoruz. Daha önce bu seri içerisinde 6 videoda önce tanıttık, form tasarladık, kaydetme işlemlerini yaptık, bulma görüntülemeyi yaptık. Şimdi de silme işlemlerini yapacaktık. Şöyle tekrar edecek olursak, ABC001 geldi. Şunlarıyla beraber şimdi sileceğiz. Hem veri tabanından hem de arkadaşlar şunları da sıfırlayaraktan işlemleri tamamlayacağız. Yani silme işlemini yapacağız. Silme düğmesine çift tıklıyorum. Şimdi silme işlemindeki mantık, önce stok kodu alınmalı, ardından bulunmalı ve silinmeli aslında. Yine döngü içerisinde bulunarak bulunduğu kayıt, bulunduğu satır silinmeli. Daha sonra da ekran temizlenmeli. Nasıl olabilir? Bir kere şu bizim stok kodu boş mu yine demek lazım. Bize boşları sildirmesinler. Bu tür kontroller çok önemli arkadaşlar. Şimdi bizim bundan sonra da bir şey sormamız lazım. Yine değişkenlerimizi tanımlayalım. Dim satır as integer, dim yanıt as string variant olabilir bunun için. Şimdi yanıt eşittir message box. Bu arada message box yapıyoruz yanıtlı. Stok kodu txt'de ürünü silmek istiyor musunuz? Ampersan nolu ürünü, kodlu neyse, ürünü silmek istiyor musunuz? Are you sure? Ondan sonra virgül BB yes no cancel. Neden çıkmadı? Evet. Yani bize bir yes no cancel şeyi çıkması lazım. Allah Allah, nereye gitti bu ya? Ben yazayım. Evet. Message box kodu txt'de nesi var? Ha, bir şey için alıyor. Message fonksiyon gibi kullanıyoruz ya. İstiyor, evet. Şimdi eğer if yanıt bb yes ise, yes'e bastı ise artık demek ki sileceğiz demektir. Silmek için tekrardan bunun içerisinde arkadaşlar bir dedikten sonra tekrardan ne yapıyoruz? For'a başlıyoruz. Kaydımızı bulmaya çalışıyoruz. Son satırı nasıl buluyorduk? İsterseniz yazın, isterseniz birçok yerde bakın yaptık. Ama parametrelerden değil de şu galiba bizim işimizi görür. Tabi copy paste çok tehlikeli programcılıkta. Mümkünse her şey yazılmalı. Çünkü onu başka amaç için yazdık, bunu başka amaç için yazdık. Neyse, idare ettik. Geldik, okuyoruz sonuna kadar. 2'den başlayıp ne kadar varsa kodu. Eğer bulursa, yani şu bulursa, sheets'lerden stock sales satır 1 bizim şeye eşitse, then bakın if'in içinde döngü, tekrar bir tane if'imiz var, then
rows nokta rows satır entire delete. Entire row delete olması lazım. Entire row nokta delete diyoruz. Tamam. Ve kayıt silindi. Artık exit ne diyebiliriz? For diyebiliriz. Bir daha dönmesine gerek yok döngümüze. İfimizi de kapatalım. Bitir. Evet. Ama bu arada tabii bir de ne yapabiliriz? Temizleme yapabiliriz. Onu biraz sonra yapalım. Kapatıyoruz. Daha doğrusu çalıştırıyoruz. A, B, C 3 diyelim. Sil diyelim. A, B, C 3 silmek istiyor. Evet dedik. Bakın sildi. Sildi ama ekran duruyor. Onun için ne yapmamız lazım? Silmeye gidelim. Hem başka zaman da kullanabiliriz. Onun için bunu böyle bıraktım. Call ekran alanlarını temizle, form temizle gibi bir sub'ı. Hiçbir parametreye ihtiyaç yok. Çünkü bir şey almayacak. Yani bizim göster gibi şu gibi. Gelecek açıkça arkadaşlar sub form temizle. Evet. Aslında şunu yapacak. For arkadaşlar for each döngümüz var böyle nesne işlerinde. For each nesne burası CTL olsun. In formun VRM Stone kontrollerinde bakın yine next'ini bulalım. Hepsine tek tek bakıyor. If CTL type olması lazım. Arkadaşlar bakıyorum. Type name. Name CTL. O tek tek kontrollere bakıyor. Yani isterseniz Ali dersiniz, Veli dersiniz. Böyle çok önemli değil. Hele name. Yok direkt galiba. Bakın. Eşittir text box'a. Or combo option buttonsa, text box'a, combo box'a devam ediyorum. Or radio buttonsa, onun option button devam ediyorum. Devam karakterimiz şuradan itibaren yapayım. Alt dire enter devam etme anlamında. Çünkü Visual Basic'te bunu koymadan alta geçemezsiniz. Yani satırlar komple devam edecek. Ya da bununla alta geçiş siz daha iyi görün diye. Or option button checkbox'a checkbox'a then aşağı indik şimdi. Type CTL name'ini ne yapıyoruz artık? CTL.name çok özür dilerim. Value eşittir sıfırlandı. Bu kadar. Böylelikle formu temizlemiş olduk. Call ettik. Bir daha deneyelim. A, B, C A, B, C 005 sil istiyor musunuz? Evet. Variable not defined. Tamam, tanımlayalım. Değişkenimizi tanımlanmamış gösterdi. Sanıyorum bunu opsiyon olarak tanımlamamız lazım. Dim ctl ctl s object. Evet, hata olsun ki bulalım arkadaşlar. Kullanıcıdan önce biz bulalım. A, B, C. Ne kaldı geriye? 6 var herhalde. 0, 6. Bunu göster. Yanlış yazdım. O zaman bu yok denmeli. Onu da gördük. Silinmişsin. Evet. Tabii sildi.
Buraları da temizledi. Gördüğünüz gibi. Tek Options button silinmedi diye düşünüyorum. Bir çağıralım. Malzeme sil. Bakın silindi. Şu çalışmadı. Çok önemli değil. Sile geldik. Form temizle. Form temizle. Text box. Combo box. Acaba onların yanlış mı yazdık? Evet. Onlar sanıyorum birleşik olacak. Kafadan uydurmasyon yaptım. Evet. Tamam. Şimdi görelim. Hata çıksın, düzeltelim. Evet. A, B, C, 0, 0, 2. Bul göster. Malzeme silinecek mi? Evet. Bakın sildi ve buradan da hepsini şey oldu, gördüğünüz gibi biz pasif hale getirdi. Yani boşaltmış oldu, sıfırlamış oldu. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi uygulamamızda ekleme, yeni kaydetme, güncelleme de çok benzeri. Temizliğe artık şeyi de bağlayabiliriz, form temizlemeyi. Bulma gösterme işlemlerinde yaptık, silme işlemlerinde yaptık. Geriye form yüklendiğinde şu list box'ın doldurulması kaldı. Onu da kayıtları dolduracağız ve buradan istediğinize çift tıkladığında açılacak. Yine varsa şeyleri gelecek. Yani aslında seçip şey yapacağız, gösterimizi kullanacağız. Evet arkadaşlar, bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.